Türkiye Değişim Partimiz olağanüstü kurultayını yapmış. Cumhuriyet Halk Partimizle birleşmenin ülkemiz açısından yararlı olacağına karar vermiştir. Bugün itibariyle aldığımız bu kararla Türkiye Değişim Partimiz Cumhuriyet Halk Partimizle bütünleşmiştir. Ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Türkiye Değişim Partisi önce ülkem diyenlerin partisidir. Türkiye Değişim Partisi çıkar hareketi değil bir inanç hareketidir. Biz hiçbir makam ve mevki peşinde bugüne kadar koşmadık. Hep yapıcı ve uzlaşmacı bir siyaset yaptık. Hep sorunun parçası değil çözümün parçası olduk. Bugünkü kararla da bunları bir kez daha teyit ettik. Benim arkadaşlarım kolay olanı değil, zor olanı seçti. Haksızın yanında değil, hakkının yanında. Kurulduğumuz günden bugüne demokratik parlamenter sistemi savunduk. Tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız yargıdan yana olduk. Değerli basın mensupları, sevgili arkadaşlarım, Türkiye'yi bir kişinin yönetmesinin doğru olmadığını hep söyledik. Başkanlık sisteminin doğru olmadığını hep söyledik. Bu sistem devam ederse devletimiz adeta bir parti devleti haline geleceğini söyledik. Bu sistem devam ederse demokrasi göstermelik, meclisimiz göstermelik, üzülerek söylüyorum ki yargı göstermelik olur diye söyledik. Bu sistem devam ederse Türkiye uygar dünyanın, demokratik dünyanın bir üyesi olmaktan çıkacak diye söyledik. O zaman bizler Türkiye Değişim Partileri olarak tehlike yanımızdan geçerken asla ve asla seyirci kalamazdık. Bu kadar baskıya rağmen yapılan seçimler gösterdi ki bu yönetim sistemine karşı son derece kuvvetli bir direnç var. Bu yönetim sisteminin doğru olmadığını neredeyse Türkiye'nin %50'si bunu kabul etmiyor. Bu direncin, bu dik duruşun mimarı, bu direnci mimarı Cumhuriyet Halk Partisi ve onun onurlu duruş gösteren Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi ve Sayın Kılıçdaroğlu adeta bir hedef tahtası haline geldi. Türkiye Değişim Partisi olarak bu mücadeleye omuz vermek için, demokratik parlamenter sisteme geçmek için, tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü parlamento, bağımsız yargı demek için Cumhuriyet Halk Partimizle birleşiyoruz. Aklıyla haksız karşı karşıya gelmişse bizim yerimiz her zaman haklının yanıdır ve her zaman Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanıdır. Ötekisi olmayan anlayış diyenlerin, başı açık da benim, başı kapalı da benim diyenlerin, Muharrem ayı da benim, Ramazan ayı da benim diyenlerin, camiler de bizim, cemevler de bizim diyenlerin, hak hukuk diyenlerin yeri ve adresi, toparlanma adresi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Çünkü bu yönetim sisteminin mahsurlarını seçimlerde gördük ve yaşadık. Devlet gücünü kullanan maalesef devlet memurları olduğunu gördük. Devlet memurlarının parti elemanı gibi çalıştığını üzüntüyle gördük ve izledik. Seçimler bitti. Bir milletvekilimiz hala şu anda hapiste tutuluyor. Bu demokrasi adına olacak bir şey değil. Muhalefeti adeta tehdit olarak görüyorlar. Özgür basını tehdit olarak görüyorlar. Gösteri ve yürüyüş hakkını şu anda tehdit olarak görüyorlar. Sorgulanmayı, denetlenmeyi, hesap vermeyi de görüyorum ki hiç ama hiç sevmiyorlar. Değerli arkadaşlarım, böyle bir yönetim sisteminin kökleşmesine izin veremeyiz diyenlerin adresi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Değerli arkadaşlarım, karşınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Şişli Gençlik Kolu Sekreteri var. Şişli Gençlik Kolu Başkanı var. Karşınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin
79 yılında Bülent Ecevit dönemindeki kurultay delegesi var. Karşınızda il kurultay delegesi var. Karşınızda Ecevit'in bir talebesi var. Profesör Erdal İnönü'nün bir talebesi var. Karşınızda SHP kurucusu var. Karşınızda SHP'nin milletvekili var. Karşınızda DSP'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzun yıllar belediye başkanı var. Karşınızda da şu anda 4 kere gidip 5 kere gelen Erzincan mebusu olarak karşınızda bulunmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. O nedenle değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değildir. Kuvayi Milli Hareketi'nden bu tarafa gelen bir siyasi partidir. Cumhuriyet Halk Partisi partiden öte anlam ve değerleri içinde barındıran bir siyasi partidir. Ülkemizin her zor dönemde ve o döneme uygun Cumhuriyet Halk Partisi önemli görevler üstlenmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu dönem üstlendiği ve en büyük destek vereceğimiz görev tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız yargıya dayanan demokratik parlamenter sisteme dönüşü sağlayacak, Türkiye'yi normalleştirecek olan parti Türkiye Değişim Partisi'dir. Omurgasından çıkan devletimizi tekrar omurgasına oturtacak olan isim de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Değerli arkadaşlarım, demokrasiyi, insan haklarını, bireyin mutluluğunu, kültürlerin barış içerisinde yaşamasını savunan bütün arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmalıdır. Değerli arkadaşlarım, siyasi partiler bir düşünce kulübü değildir. İktidar olmak için çalışırlar, teşkilatlanırlar ve örgütlenirler. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmak için bizlerle beraber el ele, kol kola, omuz omuza, geniş kitlelerle beraber olmayı arzu eden bir genel başkan vardır ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti bizim için son derece kutsaldır, son derece değerlidir. Bu daveti biz aynen şöyle aldık: gün ayrışma günü değil, gün birleşme günü. Değerli arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım, değerli basın mensupları, kolay olan başkalarını suçlamaktır. Doğru olan elimizi taşın altına koymaktır. Biz kolay olanı değil, doğru olanı seçiyoruz. Aldığımız bu kararla Türkiye Değişim Partilileri olarak tarihin doğru tarafında yer aldık. Aldığımız bu kararla Türkiye Değişim Partimiz tarihe karışmamıştır. Cumhuriyet Halk Partimizin tarihiyle bütünleşmiştir. Türkiye Değişim Partimiz demokrasi tarihimizin gururlu sayfalarında bugün yerini onurla ve gururla taşıyacaktır. Aldığımız bu kararla Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünde birleştik. Cumhuriyete, demokrasiye sahip çıkmada birleştik. Adalette, liyakatta birleştik. Varlıkta birleştik, berekette birleştik. Barış ve güvenlik içinde yaşamak için birleştik. Şimdi hepimiz için yeni bir dönem başlıyor. Zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Kılıçdaroğlu'na şartsız, karşılıksız, koşulsuz destek verme zamanı. Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Kılıçdaroğlu'na inanın ki her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Toplumsal mutabakatı temsil eden parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Türkiye'nin ortak aklı ve birleştirici gücü Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Devleti rayına oturtacak olan isim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ekonomiyi yoluna sokacak olan isim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ülkeyi huzura kavuşturacak olan isim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Tarlada, fabrikada üretim, kamuda dürüst yönetimi sağlayacak olan kişi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu amaçla, cesaretle, inançla, tutkuyla, yeni bir ruhla çalışacağız. El ele, kol kola, omuz omuza vereceğiz. Türkiye, Türkiye sevdasıyla coşmaya devam edeceğiz. Ne ezen, ne ezilen, insanca, hakça düzen demeye devam edeceğiz.
toprak işleyenin, su kullananın demeye devam edeceğiz. Birleşe birleşe, çalışa çalışa kazanacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerekli değişim MYK'da zaten yapılmıştır. Kurultay süreci başlamıştır. O kurultay sürecinde aday olmak isteyen bütün arkadaşlarımız aday olabilir. Ama biz Erzincanlıyız. Erzincanlı omurgalıdır. Hayatım boyunca yaptığım siyaseti hep dik yaptım. Hiçbir zaman evelemem, gevelemem olmadı. Çünkü ben gücümü hiçbir zaman bulunduğum koltuklardan almadım. Ben gücümü önce Allah'ımdan, sonra yurttaşlarımın takdir duygusundan aldım. Hayatım boyunca oportunist olmadım. Şöyle durayım kenarda da kim kazanırsa onunla beraber olayım diye de bir şeyim olmadı. Bazen de gittim Şırnak'ta, Batman'da, Silopi'de, Cizre'de, Mardin'de, Mazdan'da, Nusaybin'de arkadaşlarımla gezdim. Öğrendiğim Anadolu'da bir laf vardır Güneydoğu'da. Ya herro ya merro. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Türkiye'ye her zamankinden daha çok Türkiye'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Kılıçdaroğlu'na her zamankinden daha fazla ihtiyaç var.